Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere eğer ki 40 binlik bir atam olursa branş dağılımı ortalama nasıl da olur ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi öğretmenlere ortalama 40 bin atamaya branş dağılımı nasıl olur? 2024'ün Şubatında mı yoksa Eylül'üne mi kayacak bilmiyoruz ama hemen başlayalım. Adalet'te ortalama 30-50 civarı arasında bir atama bekliyoruz. Bununla birlikte Almanca'da ortalama 300 civarlarında bir atama bekliyoruz. Arapça'ya gelirsek, Arapça Arapça'da ise ortalama bir 450 civarlarında bir atama beklediğimizi söyleyelim. Bununla birlikte beden eğitimine gelirsek beden eğitiminde yaklaşık 800-900 arası bir atama sayısı bekliyoruz. Bilişim teknolojilerinde yaklaşık 150 bekliyoruz. Biyolojide yaklaşık 350-400 arası bir atama bekliyoruz. Coğrafyada yaklaşık 500 ila 550 arasında bir atama bekliyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisinde ortalama 2000 ila 2200 arasında bir atama bekliyoruz. Din kültürü için önemli bir atama sayısı. Elektronik teknolojisi elektrikte ise ortalama 100 ile 200 arası. Bununla birlikte felsefede ortalama 300-350 arası bir branş dağılımı bekliyoruz. Fen bilimlerinde ortalama 1400 ile 1500 arası fizikli ortalama 600 ile 650 arasında bir e, branş dağılımı bekliyoruz. Fransızca'da ise ortalama 10 ila 20 arasında. Görsel sanatlarda ortalama e, yani güzel bir rakam 2000 civarlarında bir rakam bekliyoruz görsel görsel sanatlarda e, onu da bekleyelim. E, branş dağılımı açısından ilk öğretim matematikte ortalama 1800 ila 2000 arası, İngilizce'de ortalama 2500 ila 2600 arası bir branş dağılımı bekliyoruz. Bunlar yüksek branş sayılarıdır. Matematikte ise ortalama 1500-1600 arasında bir atama beklerken müzikte ortalama 500-600 arası, e, okul öncesinde ortalama 2800-3100 arası, özel eğitimde ortalama 2000-2500 arasında bir branş dağılımı bekliyoruz. Bunlar yüksek rakamlar ki bu atamanın da e, yüksek branş dağılımı arasında yer alacak olanlar rehberlik PDR çok önemli. 3300-3000-3500 arası bir atama branş dağılımı bekliyoruz. Sağlık ve sağlık hizmetlerinde ortalama 40-50 arasında bir branş dağılımı bekliyoruz. Sınıf öğretmenliği çok önemli. 4500 5000 civarlarında bir branş dağılımı olması olasılığı da yüksek. Sosyal bilgilerde 800-900 arası olma ihtimali yüksek. Tarihte ortalama 700 civarlarında 500 civarlarında bekliyoruz. Edebiyatta 1500-1600 civarlarında, Türkçede Türkçe'de önemli yüksek branş dalımı e, alanlar arasında olduğunu söyleyelim. Tam net bir rakam Türkçe için söyleyemiyoruz ama yüksek bir sayıda yine Türkçe için bekliyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.